Sevgili çocuklar, Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bugün yanımda Naim ve Ali arkadaşınız var. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Çocuklar, bugün güzel bir etkinlik yapacağız. Bazı kelimelerimiz var. Size bunları söyledikten sonra sizden eşini cümle içerisinde kullanmanızı istiyorum. Ve cümleyi bulmadan zillere basmıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman ilk kelimemizle başlayalım. Okul. Mektebe gidiyorum. Evet, aferin sana. Okulun eşi neymiş? Mektep. Mektep. Bakın çocuklar, eş anlamlı kelimeler birbirinin yerine cümle içerisinde kullanılabilir. Yani okula gidiyorum diyebiliriz, mektebe gidiyorum diyebiliriz. Tebrikler Naim. Evet, diğer kelimemize geçelim. Şuradan kalemimi uzatır mısın? Tamam. Yaptığımız kelimeleri silelim. Diğer kelimemiz, ben de şöyle oturayım. Güz. Sonbahar mevsimi geldi. Demek ki güzün eşi neymiş? Sonbahar. Sonbahar. Tebrikler Ali. Diğer kelime. Doğa. Tabiatta oyun oynadım. Evet, tabiatta oyun oynadım. Yani doğada oyun oynadım. Birbirinin yerine cümle içerisinde kullanılabiliyor. Devam edelim eş anlamlı kelimelere. Diğer kelimemiz. Cümlenizi bulmadan basmayın, olur mu? Vatan. Burası benim yurdum. Vatanın eşi yurt. Burası benim yurdum. Güzel bir cümle oldu. Tebrikler Naim. Diğer kelimemiz. Harp. Üniversiteye gidiyorum. Harp. Harp'in eşi neydi? Evet. Ortaokula gittim. Çocuklar, Harp'in eşi üniversite ya da ortaokul değil ama. Bulamadınız. Ay. Liseye gittim. Olmadı. Demek ki harf kelimesinin eşini bilmiyorsunuz. Çocuklar, sizler eğer harf kelimesinin eşini biliyorsanız cümle içerisinde kullanıp yorumlara yazabilirsiniz. Devam edelim. Arkadaşlar için bir kelime çıktı bakın. Bilmediğiniz yuvarlak için alalım. Daha sonra bunu sizle konuşalım, olur mu? Cevap. Yanıt verdim. Yanıt verdim. Cevap kelimesinin eşi yanıt demek. Evet, çok güzel. Yıl. Naim. Bu sene bitmek üzere. Evet, inşallah Naim. 2020 senesi inşallah biter. Yıl kelimesinin eşi sene birbirinin yerine cümle içerisinde kullanılabilir. Geliyor. Yargıç. Avukata gittim. Yargıcın eşi avukat değil. Sen biliyor musun Naim? Yargıç. Evet, bu kelime de sizlere geliyor çocuklar. Eşini cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Yargıcı da yuvarlak için aldım. Daha sonra birlikte konuşuruz. Özgür. Eşini bilmiyor musunuz çocuklar? Özgür, özgür olmak. Belki hatırlarsınız. Demokrasi. Demokrasi olmadı. Eşi demokrasi değil. Özgürüz ya biz, hani istediğimiz gibi seyahat edebiliyoruz. İletişim kurabiliyoruz insanlarla, arkadaşlarımızla. Bu özgür olmaktı. Bulamadınız eşini. Sizler yorum kısmına yazabilirsiniz. Özgür de yazsınlar. Diğer kelimeye geçiyoruz. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İyi gidiyor. Cihan. Dünyada sul, vatanda sul. Cihan'ın eşi neymiş? Ayıp. Dünya. Peki bu söz kime ait? Atatürk'e ait. Çok güzel. Atatürk ne demiş? Yurtta sul, cihanda sul. Değil mi? Çok güzel. Devam ediyoruz. Diğer kelimemiz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Irak. Arkadaşım benden uzak. Irak kelimesinin eşi uzak demek. Arkadaşım benden uzak. Irak. Sınav. Bir tane tahminim var ama. Tahmininiz varsa basabilirsiniz bile. Test. Test. Olmadı. Sınav. Sınav olmak. Geçen hafta sınavlar oldunuz. Geçen hafta sınav olduk. Evet. Sınavın da eşini bilmiyorsunuz. Öyleyse sizler yorum kısmına cümle içerisinde yazabilirsiniz. Veteriner. Cümlenizi bulmadan basmıyoruz. Harikasınız. Veteriner.
Hatta evet. bizim çok sevdiğimiz birisi var. Tanıdığım Mehmet için. Akif Ersoy. Harikasın. O veterindi. Veterinerdi değil mi? Peki Mehmet Akif Ersoy kimdi Ali? Ne yapmıştı? İstiklal Marşı'nın kıtasını yazan kişi. Evet. Veterinerin eşi ne? Bakın bunu çok güzel hatırladınız. Çok güzel bir bilgi hatırladınız. Eşini de söylerseniz eğer olmadı. Evet. Bunu da sizler yorum olarak yazabilirsiniz. Diğer kelimemiz. Hani biz acıkınca ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Yemeğin eşi. Evet. Aş. Cümle. Aş yedim. Aş yedim. Yemek yedim. Aş yedim. İsim. Adım Ali. Evet. İsmin eş anlamlısı ad demek. Adım Ali. Akıllı. Zeki. Uslu. Cümle. O çok uslu. Evet, akıllının eş anlamlısı uslu demek. Devam edelim. Uyarı. Evet. İkaz. İkaz ettim. Evet, arkadaşım yani uyardı. Yani uyarı verdim. Evet, ikaz ettim. Uyarı verdi, ikaz verdi. Çok güzel çocuklar, harikasınız. Diğer kelimemiz. Esir. Tutsak. Cümle. Eğer Atatürk bizi kurtarmasaydı şu an düşmanların elinde tutsaktık. Evet, değil mi? Olabilirdik belki. Evet, güzel bir cümle. Teşekkür ediyoruz sana. Ve son kelimelere doğru ilerliyoruz. Diğer kelimemiz. Öğüt. Öğüt verir büyüklerimiz bize. Şöyle davran, böyle davran. Arkadaşlarımla iyi geçin. Şimdi ikaz diyeceğim ama ikaz yaptık. İkaz değil, evet. Öğüt. Öğüt verirler bize. Öğütü ben biliyordum ya. Öğüt olabilir mi? Hayır. Söğüt olmaz. Öğüt. Öğüt vermek. Birisine güzel tavsiyelerde bulunmak. Evet, bunu da geçiyoruz. Öğüt. Sizler yorum olarak yazabilirsiniz. Çocuklar. Son. Son kelime. Bir kelimemiz. Hatta iki. Pardon. Son iki kelimemiz. Cümle. Tümce kurdum. Tümce kurdum. Cümlenin eşi tümce kelimesi. Çok güzel. Son kelimemiz geliyor. Hatta biz gitmek istedik oraya. Bir araç yapacaktınız ya siz sınıftaki arkadaşlarınızla. Uzay. Eşi ne? Uzay. Uzay. Hep beraber gidecektik. Hatırlıyor musunuz? Evet. Canlı roket yapacaktık. Roket yapacaktık. Uzay'ın eşi. Uzay. 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 Evet. Uzay. Bunu da bulamadık. Öyleyse sizler bulduysanız yorum olarak yazabilirsiniz. Çocuklar çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik yaptık. Bir sonraki etkinlikte görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.